Sevgili arkadaşlar, ben www.canımanne.com sitesi editörlerinden Hünerle Eller. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz iğne ösü modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım size şimdiki videomda. Ben bunları küçük misafir havlularımda kullanıyorum, bu modelleri. Ve iğne oyalarımı örerken altın başak ipleri tercih ediyorum. Kesinlikle solmuyor. Örerken tüylenmiyor. Siz de iğne oyalarınızda ya da tığ oyalarınızda altın başak ipleri tercih edebilirsiniz arkadaşlar. 5 tane zürafa yaparak havlunun kenarına modelimi başlıyorum. 5. zürafanın içine geçiş yaparak içerisinde yapraklar oluşturacağım. Yedi tane yaprak yapıyorum ardarda. Burada sayıyı değiştirebilirsiniz. 6, 8. Daha dolgun, daha büyük durmasını isterseniz 8 tane yapabilirsiniz. Ya da biraz daha küçük olmasını isterseniz 5 tane, 6 tane yapabilirsiniz. Buradaki yaprak sayısı değişime uygun arkadaşlar. Altıncı yaprağımı da yapıyorum. Son olarak yedinciyi de yaptıktan sonra yeniden havluma geçiş yapıyorum. Havlunun boyuna göre aradaki uzunluğu kendiniz ayarlayabilirsiniz ama minimum 4 tane zürafa olması gerekli. Çünkü bu üst kısmı yaptığımızda gördüğünüz gibi genişleme payı bırakmamız gerekiyor. En az aradaki boşluk 4 tane zürafa olmalı. Ben aradaki boşluğu birazcık daha fazla tutuyorum. Yeniden burada aynı işlemi uygulayarak 7 tane yaprak yapıyorum. Ve bu şekilde zeminin tamamını oluşturmuş oluyorum. Üst kısmına gelecek olursak en baştan zürafaların üzerine bir kat daha zürafa yaparak başlıyorum. İlk yaprağıma bir geçiş yapıyorum. Düğüm atıyorum. Buradaki boşluktan geçiyorum.
Buraya bir düğüm atıyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Burada 2 adet yaprak oluşturuyorum yan yana. Çok da büyük olmayan yapraklar. Sonrasında yanındaki yeşil yaprağa geçiyorum. Çok fazla ip bırakmadan yine bu aradaki boşluğa geçiyorum. Burada da aynı işlemi uygulayarak 2 adet yaprak yapıyorum yan yana. Aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yandaki yeşil yaprağa geçiş yaparak sıkılamayı ihmal etmiyorum. Bu şekilde aynı işlemle 7 yaprağı da dolduruyorum. Yine yeşil yaprağa geçiş yapıyorum. Aynı işlemi uygulayıp 2 adet yan yana yaprak uyguladıktan sonra motifimi bitirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi tamamladım. Ve arada 2 tane zürafa boşluk bırakarak 3.'ye geçiş yapıyorum. Sıkı bir düğüm atıyorum. Gördüğünüz gibi motifim tamamlandı. Bu şekilde zürafaların üzerinden geçiş yaparak diğer motifime başlıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin arkadaşlar.